Merhabalar arkadaşlar, ben yeni nesil roleplay'den adminiz Doruk. Bu videoda size yolun üstü üzerine AutoHotKey programının kullanımını anlatacağım. Umarım yardımcı olur. Şimdi ilk yapmamız gereken forumda paylaşmış olduğum konuya girip download'ı yapmamız. Bu FBI'lar için FBI özel bölümünde bulunur. LSPD'ler için de LSPD özel bölümünde bulunur. İlk önce YN Gaming'in sitesine giriyoruz. Girdikten sonra forum kısmına giriyoruz. Tabii ki de giriş yaptıktan sonra aşağı doğru iniyoruz ve FBI'sanız FBI özel, LSPD'seniz LSPD özel bölümüne giriyorsunuz. Ben LSPD için gösteriyorum şimdi size. LSPD özel bölümüne girdikten sonra bakın burada bir konu var. LSPD Auto Hotkey kullanımı ve polis kısa yolları yazıyor. Bu konuyu açıyorsunuz. Şimdi bu konuda işte ilk önce tabii ki de videoyu izliyorsunuz. Video anlatım videosu. Şu anda yapmış olduğum videoyu izleyeceksiniz, bu şu anda olan video yerine. Bu videoyu izleyerek zaten hotkey'inizi halledebilirsiniz. Aşağıda da ben hazır polis komutlarını koymuşum size. Bunları kopyalayarak videoda anlatacağım şekilde yaparsanız kullanabilirsiniz. İlk önce indirmek için buraya tıklayarak AutoHotKey'i indirebilirsiniz demişim. Buraya tıklıyoruz ve AutoHotKey aşağıda gördüğünüz gibi inmeye başladı. İnsin, bekleyelim. Şimdi indikten sonra ilk yapacağınız iş arkadaşlar, RAR'dayken çift tıklayıp açmak. Şimdi AutoHotKey böyle bir şey. Şimdi bu AutoHotKey'i bir yere çıkarmam gerekiyor. İşte masa üstünde kafanıza göre bir tane klasör oluşturun. Atıyorum. AutoHotKey klasörü olsun. Şimdi bu hepsini alıyorsunuz. AutoHotKey klasörün içine sürüklüyorsunuz. Şimdi hepsi burada gördüğünüz gibi. Şimdi AutoHotKey'in kullanımı şu şekilde. İndirdikten sonra, tabii kurduktan sonra, bu şekilde attıktan sonra ilk yapacağınız iş bu AutoHotKey ikonunun İşte sağ tuşta basılı tutup masa üstüne getirip buraya bir tane kısa yol oluşturmanız. Yani buradan çift tıklayarak açacaksınız. Şimdi devamında ise arkadaşlar çift tıklayıp açıyorsunuz. Gördüğünüz gibi aşağıda bir H ikonu çıktı. İlk açacağınız zaman sizde hata verebilir. Hata vermesi önemli değil. Tamam basıp devam edin. Açılan şeyleri de kapatın. Şimdi aşağıda H ikonu çıktıktan sonra bu ikona sağ tıklıyorsunuz ve Edit the Script, yani dördüncü seçeneğe tıklıyorsunuz. Tıkladığınız zaman buraya önünüze sizin başka yazılar gelir tabii. Bunlar benim şu an kullandığım tuşlar. Bunların kısaca size tanımlarını yapayım. Şimdi burada yazıları tabii ki de sileceksiniz ve kendi otkelerinizi yapacaksınız. Size benim sitede vermiş olduğum örneklerden esinlenerek halledebilirsiniz. Şimdi ilk satırı ben size açıklıyorum. LCTRL demek Left CTRL, yani sol taraf, klavyenizin sol tarafında bulunan CTRL demek. Sağda olduğundan dolayı sol ve sağa farklı hotkeyler yani tuşlar atayabilirsiniz. Left CTRL, yani sol CTRL, ortadaki şu ise işaretlediğim ise V demek. Left CTRL, yani sol CTRL ve bir tuşuna bastığım zaman işte 2 nokta 2 nokta diyorsunuz ve boşluk bırakıp send input, bu da veri yolla demek. Yani içerik yolla demek. Daha sonra T'ye bastığınızda açılan pencereden, yani konuşma penceresinden slash me silahını kılıfından çıkarır ve güvenliğini açar ve karşısındaki kişiye doğru nişan almaya başlar demişim. Daha sonra Enter'a basmasını söylemişim. Enter'ı mesela en sondaki Enter'ı koymazsam, bunlar köşeli parantez değil, iyi bakın. Bunlar kuyruklu parantez. Bu Enter'ı yazmasaydım bu yazıyı yazardı, ancak Enter'a basmazdı, benim Enter'a basmam gerekirdi. Ben burada bu yani sol CTRL'e 1'e basılı yani sol CTRL'e basılı tutup 1'e bastığım zaman burada yazan slash me komutunu kullanarak bu yazıyı yazacak. Bakalım başka neye bakabiliriz? 8. satıra bakalım. Burada ben demişim ki left CTRL ve 8, yani sol CTRL'e basılı tutarak 8 tuşuna bastığım zaman, üstteki rakamlardan 8'e bastığım zaman yollayacağı yazılar şunlar. İlk önce işte slash me'den sağ elini koltuğun arkasına götürür vesaire vesaire. Enter, yani bunu yazacak. Sleep 800 ise arkadaşlar, 800 salise bu, yani diğer alttaki yazıyı yazmak için 800 salise, yani 80 bölü 60'tan kaç dakika bekleyeceğini anlayabiliyorsunuz. 800 salise ya da mili salise, hatırlamıyorum tam olarak. Bunu deneye ekleyebilirsiniz. Yapıp o kadar saniye beklemesini sağlıyorsunuz. Ben bu kadar 800 milisaniye ya da salise bekle demişim. Daha sonra bu yazıyı yolla demişim. Sonra 4000 milisaniye ya da salise bekleyin demişim. Bekle demişim.
Sonra bu yazıyı yolla demişim. Aynı şekilde 800, 800, 800 bunu yolla demişim. Sonra return demişim. Bu return'ün anlamı yani benim bu tuşla ilgili hotkey'im bitti. Yani 8'e bastığım zaman yazacakların hepsi bu kadar. Atıyorum ben burada 5 tuşunu ayarladığım tek bir yazıdan sonra return yazmam gerekiyor ki bittiği anlasın bu not defterinde. Yani out hotkey'in bittiğini anlatan komut bu. Return. Bitti demek. Bu şekilde anladığınızı düşünüyorum, anlayabileceğinizi düşünüyorum. Kesinlikle mesela slash s'den yazılan bir yazı oyunda otomatikman ünlem koyulduğu için buralara gelip de siz ünlem koymuyorsunuz. Ünlem koyarsanız hata alırsınız. Ünlemleri hiçbir şekilde ellemiyorsunuz. Zaten bunu s'den yazarsanız kendi kendine bağırıp en sonuna ünlem koyar. Parantezleri de bu şekilde yaparsanız kendi kendine gözükür zaten. Sonlarına da enter eklemeyi unutmuyorsunuz. Size verdiğim örnekleri hallederseniz, onları kullanırsanız çok rahat bir şekilde halledebilirsiniz. Başka bir şey ise hani direkt t'den yazmak istiyorsanız slash me ya da yaptan değil de slash s'den bağırmaktan değil de normal yerden yazmak istiyorsanız da sadece t'ye basmasını söylüyorsunuz. Boşluk bırakmadan ne yazacaksanız onu yazıyorsunuz. Bu şekilde yazıyor zaten. Aynı şekilde enter'ları koymayı unutmuyorsunuz. Anlatabildiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Umarım kullanabilirsiniz. Diğer olaylarsa şimdi burası artık hotkey yazmamız bitti. Şimdi yapmamız gereken bunu nasıl kullanacağız? Nasıl kullanılacak? Tuşlarımız burada artık. Bunu kapatıyorsunuz. Kaydedip. Şimdi ben kaydetmiyorum tabii ki de. Kaydettikten sonra tekrar aşağıda hotkey simgesi var burada. Şimdi bunu başlatmanız için yine sağ tıklıyorsunuz ve reload yazıyor burada. Reload this script'e tıklarsanız tekrar başlatmış gibi bir şey olur ve bu artık aktif. Yani ben oyunda bastığım zaman yazıları gördüğünüz gibi ben nasıl yazıyorsam bu şekilde yazar. Bunları yazmayı bu şekilde başlatırsınız. Eğer reload'a basmazsanız başlamayabilir ya da yeni yapmış olduğunuz, yeni eklemiş olduğunuz komutlar çalışmaz. Durdurmak istiyorsanız da geliyorsunuz yine sağ tıktan. Pause'a basıyorsunuz. Pause'a bastığınız zaman kırmızı yanar ve yine kullanırsınız. Ancak Pause'a bastıktan sonra bir de Suspend'e basıyorsunuz. Bunlara bastıktan sonra artık hiçbir neye basarsanız basın bu konu tuşlar gözükmez. Sonra tekrar düzeltmek için yine Pause'a basıp tekrar Suspend'den açıyorsunuz. Programı kapatmak için de yine sağ tık Exit yapıyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Yine editlemek için yeni bir şey için tekrar sağ tık Edit yapıyorsunuz. Bu şekilde. Çift tıklayarak açtığınızda her açışınızda kesinlikle sağ tıklayıp reload yapmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuşumdur.